O zaman kronik yorgunlukla başlayalım. Çünkü gerçekten bende de çok oluyor. Öğleden sonra ne oldu? Üzüm alabilir miyim? Üzümü tabii ki tabii ki. Yani öyle deyince acaba bir şey mi oldu diye şey onu getireceğim ama başka bir şey daha var onda. Var kronik maydanoz, yorgunlukta. Limon onunla var. Başlasaydın ödülde maydanoz. Üzüm çünkü var onun içinde onun, peki, o yüzden. Peki tamam. Gerçekten şimdi, sıcaklar da herhalde etkili. Hocam sıcaklar da etkiliyor olsa gerek. Tabii kronik de, yorgunluğumuzu evet, şöyle rica edeyim. Bakın günümüzde ben hemen maydanoz limon var dediler ya. Efendim her kronik yorgunluğunda bu maydanoz limon fayda eder mi? Etmez. Maydanoz limon kimde fayda eder? Evelallah Hüseyin. Karaciğer yağlanması olanlarda sabahları yorgun kalkarlar. Gün içerisinde de böyle kendilerini yorgun hissederler. İşte orada yani karaciğer yağlanmasına bağlı bir yorgunluk varsa ki bunu sabah kalkışlarınızda belirgin bir şekilde hissedersiniz, o zaman bunu uygulayınız. Eğer bu yoksa o zaman bu sap dışı kalıyor. Evet kızım buyurun. Şimdi kronik yorgunluk. Yorgunlukta bizim maydanoz limon kürümüz var birincisi. İkincisi siyah üzümümüz var burada, çekirdekli üzümümüz var. Bir de takviye ürünümüz propolisimiz vardır bizim burada. Bunun uygulaması da şu şekildedir. Burada maydanozumuzdan 15 tane ya da 15-16 tane alıyorsunuz. Alacaklar, ha. Karaciğer yağlanmasına bağlı ise yani hepatosteatoza bağlı bir yorgunluk söz konusuysa yapacağınız şey maydanoz limon kürü. Değerli izleyicilerimize şunu söylüyorum. Geçen hafta da aynı cümleyi kurmuştum. Tıp fakültesine giden öğrencinin öğrendiği, daha ikinci sınıfta öğretiyorlar. Karaciğer yağlanmasının derecesi yükseldikçe ne oluyor? Kalp krizi geçirme riski de artıyor. Evet, böyle spor yaparak, sıkı diyet uygulayarak %5 gibi, %10 gibi bir karaciğer yağlanması durabilir. İşte fakat kökten çözüm olmaz. Bir de orada tabii ne yapıyorlar? Statin grubu ilaçlar veriliyor. Yani bunlar baskılıyor. Neyi baskılıyor Hüseyin? Karaciğerin ürettiği kolesterolü baskılıyor ve dolayısıyla karaciğer yağlanmasının önüne geçiyoruz diyorlar. Şimdi vatandaş diyor ki ben diyor akşam ziyafete gideceğim. Nasılsa diyor statin kullanıyorum. Yani kolesterolümü baskılıyor. Küllün yalan ve yanlış yapılıyor. Çünkü gıdalar üzerinden aldığınız kolesterolü kullandığınız ilaç asla ve asla düşürmez. Yok böyle bir şey. O ancak karaciğer günlük ihtiyacımız olan kolesterolün %70-75'ini üretiyor Hüseyin. İşte onu baskılıyorsunuz. Ama bu defa da hormon dengeleri bozuluyor. Mesela kadınlık hormonu, östrojen hormonunun temelinde bu var. Steroid var. Başka erkekte testosteron hormonu ve onun analogları veya östrojen hormonunun analogları, bunların mübarek hepsi bu steroidden. Sen bunu baskılarsan ne oluyor? Mesela deri incelmeye başlıyor. Başka şeyler var. Demans yapıyor. Erken bunama. Bunları lütfen siz doktorunuzla konuşun. Hekiminize danışınız. Yani öyle statin, ya hiç unutmuyorum ya, karı koca göz doktoruydu. 2008'de mi gelmişlerdi, tanışmıştık. Babası göz doktoru, erkek koca, genç yaşta kalp krizi geçirdiği için bu da 40'lı yaşlarda ya statin grubuna başlıyor, iyi mi? Sonra demans başlıyor. 7-8 yıl sonra. Ah hocam diyor.
eşi. Karı koca ikisi de göz doktoru. İstanbulluydu. Evet. Şimdi neyse hep lafı açıyor. Ben ilaca karşı değilim, aman ha. Bir şeyi alacağınız zaman, bir ilacı kullandığınız zaman onun hakkında bilgi sahibi olmak insanın en doğal ve tabii hakkıdır. Sorgulayabilirsin. Yasal hakkıdır. Zaten evet, içinde çarşaf gibi şey var. Ne prospektüsü var işte. Evet. Doktorunuzla da konuşun. Tamam. Evet, karaciğer yağlanmasına bağlı yorgunluk. Birebir. İki yemek kaşığı sık kızım sık yani hocam. Bunu. O tatlı kaşığı. Tatlı kaşığı ben şöyle sıkayım hocam. İyi, tamam. İki yemek kaşığı gibi göstermek için. Aha, evet. Evet. İki yemek yarısını kaşığı sıksak ancak yedir bak, hocam. Bak bu sulu limon. Evet bu sulu. Bazen bir limon sıkıyorsun bir yemek kaşığı çıkıyor evet. Hüseyin. Evet. Yani onun ölçüyü için... veriyorsunuz hocam. Evet. Hocam yarasa sütü dediniz. Gülsüm Hanım hemen sordu şimdi nereden bulacağız diyor. Yok öyle şimdi. Ben araştırma mevzu yani evet. Oradan hani biz diyoruz ya yeni molekül, yeni bir şeyler neler var Hüseyin ya. Şu doğaya bakın sayısız misal ve örnekleri görüyorsunuz. Yani insan bilmek, bulmak bu işte. Hocam iki haftaya çıkar uydu kanallarında. İbrahim Sarıcıoğlu'nun bahsettiği yarasa sütü diye çıkar. Aman Allah koru ya Rabbi. Onu uyaralım yok öyle bir şey diye. Sakın ha. Peki. Sakın evet. Ha. Ya bazen bir şey söylemeye çekiniyor insan Hüseyin. Tabii hocam şimdi. O kadar çok bu konuda yani görüntülerimizi alıp pat yandan ürünü takdim ediyorlar. Yapmayın ya. Bu dünya denilen alemdeki ömür en yükseğini al 100 yıl. Yarısı 50. Uykuyla geçiyor. 15-20 yaş gençlik şu bu. Hani derler ya gençlik güldü geçti. E onu da çıkar. Geriye kaldı 30 yıl ya. Bırak huzur içinde yaşa. Kendine lüzumsuz yere hesabını veremeyeceğin günahları yüklemeyin ya. Çok çabuk geçiyor zaman çok. Hüseyin. Hocam işte şu Yüce Kur'an'ı okusalar sorulacak ne kadar kaldın sen dünyada diye bir gün ya da biraz daha fazla gibi diyecek. Tabii ya. Bir gün yani o kadar. O kadar ya. Dikkatli bunun olayım. Yani seni bugün konuşturan konuşuyor ya yalan konuşuyor şu bu. Seni konuşturan bir gün seninle konuşacak. Soracak onu. Ama evet. O kadar bir yücelik var ki Allah'a diyor ki orada yüce kitapta. Oku bakayım defterini diyor. Bak seni toplumun içinde utandırmıyor. Oku defterini diyor tamam mı? Sen içinden okuyorsun yazılmış yaptıkların. Ona göre işte cezan kesilecek. Elin, ayağın, gözün, dilin her şeyin orada yaptığın her şeye şahitlik edecek. Yani dikkat. Tabii, öyle değil mi hocam? Onun için biraz dikkat, biraz işte bilmek, bulmak, olmak lazım. Olmak. Çok güzel. İşte orada bütün olay olmak. Döndük evet. Gürümüze. Hadi kızım ya gene biz şey yaptık yani. Ama hocam bu... izleyicilerimizin affına sığınıyorum ya. Tamam. Haydi buyurun. Ya Allah. Şimdi tekrardan başlıyorum. 15 tane ya da 10-15 tane saplı böyle maydanozu böyle elimizle bölüyoruz. 10 değil 15-16. 15-16. 2 kaşık da 2 yemek kaşığı da limon suyunu sıkıp taze sıkılmış. Evet, evet. Koyuyoruz. Arkasından da bir bardağa yakın su ilave ediyoruz. Bunu da blenderımızdan geçiriyoruz. Çalıştırıyorsunuz. Hı hı. Evet. Bir kere döndü. Tamam kızım. Gürültü yapmasın. Bakın siz bunu 1-1,5 dakika çalıştıracaksınız. Bu yemyeşil su haline gelecek posasıyla beraber sabah aç karnı. Evet. Evet. 15 gün yapıyorsunuz bu uygulamayı. Sabahları aç karnına alıyorsunuz birinci bunu. Derece karaciğer yağlanması, ikinci derece karaciğer yağlanması Allah'ın izniyle 15 günde evet bunu şey yapıyor ama 2,5-3-4. Derece yağlanma varsa bunu 2-3 defa tekrar etmeniz gerekiyor. Artı bir de lavanta çayı akşam yatmadan bunu günde bir defa. Yani şey yapabiliyorsunuz. Ben çok yaptığım için onu bir ses olmasın diye onu tekrar hatırlatalım hocam. Stüdyomuzda ses olmasın diye karıştırıcı olmasın yapmadık. Olmasın diye biz
daha böyle yeşil, daha parçalanıyor maydanozlar. Yemyeşil su evet, öyle şey gibi olur. Evet. Yani evet. Arkasından da akşam da olabilir, öğlen de olabilir. Bunu sabah aldıktan sonra bundan da 15 tane ya da 14 tane falan alıp blenderda ezip bunu yine aynı şekilde bunu yemeleri, içmeleri gerekiyor. Çekirdeğinde lütfen çiğneyin. Çiğnemeleri gerekiyor. Arkasından da akşam yemeklerinden 2 saat sonra şeklinde şöyle yarım su bardağımıza su katacaklar. Bundan da propolisimizden yani 17-15 damla şeklinde damlatılarak içilmesi gerekiyor bunun. Evet. Bu bizim kronik yorgunlukla ilgili olan kürümüzdür bizim.